Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz umarım bir beğeni ve abone olmayı çok görmezsiniz ay diyemiyorum bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Mert Müldür savaşı haberiyle başlayalım sonrasında kısa kısaya geçeriz Süper Lig'in devleri bir süredir gündemlerinde bulunan Mert Müldür için gaza bastı Fenerbahçe ve Galatasaray 24 yaşındaki milli oyuncu Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor artık herhalde bu e, malumun ilanı herhalde artık bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ya da artık e, bununla ilgili yorum yapmayan bile yoktur diye düşünüyorum. Temsilcisiyle görüşme. Yani haberin ayrıntısından Fenerbahçe bir süredir takip ettiği Mert Müdür için nabız yoklamaya devam ediyor. İtalyan medyasında yer alan habere göre Sarı-Lacivert yönetim önümüzdeki hafta milli oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin bu transferde hızlı davranmak istediği belirtiliyor. Galatasaray da Mert Müldür'de ısrarcı. Üç yerli oynatma oyunu zorunluluğunu düşünen Galatasaray da milli oyuncunun transferini çok istiyor. Sarı Kırmızı'da ekibin tıpkı Fenerbahçe gibi önümüzdeki hafta oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Milli oyuncu Sakaboy'in olası ayrılığı sonrası forma garantisi verilebileceği belirtildi diyor. 5 milyon euro. Haberde İtalya ekibi sağ sağ olanın 5 milyon euro istediği belirtildi diyor. Arkadaşlar 197 maça var. Maçı var kariyerinde. 9 gol 20 asist. Sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda 3 maçta oynayabildi. Piyasa değeri 4 milyon euro. Tekrar 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 söylüyorum. 2,5 milyon euro bon servisi kabul ettikleri anda %1 milyon Fenerbahçe'de. Dimarzio da bu haberi doğrulamış. Fenerbahçe ve Galatasaray sağ sağla ile Mert Müldür transfer için görüşmelerini sürdürüyor. Sağ sağla oyuncu için 5 milyon euro talep ediyor demiş ama geçeceksiniz onu. Şimdi 24 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Milli bir futbolcu. Yani bir şeylerin olması lazım. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş. Özel haberle duyurmuş bazı arkadaşlar bunu. Elif Buse Araç Serdar Aziz'in transfer edilmesi için yönetiminden şartlarını zorlanmasını istedi demiş. Yani Serdar Aziz'in için her şeyi yapabilirler kabul de. Serdar Aziz'in Fenerbahçe'den gideceğini kim söyledi? Onu tam çözemedim. Bence yeterli olmuştur. Sercan Amzoğlu. Ferenc e Varoş Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Ferenc Varoş. Varoş bir tak. Serdar Fenerbahçe'ye yıllık 750 bin euro alıyor. O dönem kontratı euro üzerinden yapıldı. Ayrıca maç başı bonusları da var. 900 bin euroya kadar çıkabiliyor. Ferenc Varoş'un teklifi de yıllık 750 bin euro. Bu yüzden gitmek cazip gelmiyor Serdar'a. Şimdi 750 bin euro arkadaşlar çok ciddi bir para birimi. Yani çok ciddi bir para birimi. Ee, ama baktığın zaman yani mesela 28 olarak hesaplasan 21 milyon TL falan yapıyor. TL bazında o kadar yüksek değil. Şimdi bu adam milli maçta yani milli takımda 9 maçta 6 gol atan bir asist yapan adam. Ülke milli takımlarında bence en iyi performansa sahip 9 maç üzerinden. Tek vuruş becerisi yüksek. Vuruş repertuarı yüksek. Asist repertuarı yüksek. Ama bu adamı gönderip Umut Nair düşünmek bilmiyorum. Bana birinin bunu açıklaması lazım. Hani neden? Yani model yükseltme dışında neden bu düşünce var? Ve niye biz Umut Nair'ı transfer ediyoruz? Serdar Dursun'u gönderiyoruz. Gerçekten kafam almıyor. Yani ben cevabını veremiyorum. Şimdi Umut Nair gelecek. Mecbur bize Serdar Dursun gelecek. O da ayrı mesele. İsmail Kartal kadroda düşünmüyorum muhtemelen. Bilmiyorum. Belki bir tartışma falan vardır. Ama hani acaba İsmail Kartal, Umut Nair transferini İsmail Kartal bilerek mi yaptırdı? Serdar hani görsün de gitsin diye. O da ayrı mesele. İrfan Can Kahveci. Adı çok anıldı. Hal City ile. Acun Ilıcalı İrfan Can Kahveci gündemimizde yok demiş. Ama Rus kulüplerinden herhangi birinden bir duyum duyarsanız Serdar Aziz Serdar e, işte İrfancan Kahveci'ye ait bir duyum duyarsanız arkadaşlar yani neyse bunu duyarsanız aklınızın bir köşesinde yer edinsin. Murat Zorlu Manchester United Altay ay ile ilgileniyor. Hatta bana 3 milyon euro teklif yapıldığı söylenildi demiş. Altay Bayındır ile ilgilenen kulüp Manchester United değil. Başka kulüp bir. İkincisi 3 milyon euro. olan Manchester United ismini masaya koysan 7 milyon eurodan başlar. Ama Altay konusunda şunu söyleyeyim. Yabancı bazı takımların gündeminde ve resmi teklifler geliyor arkadaşlar. 12'yi bulan hemen bugün alır. Murat Sancak Serdar Dursun için girişimimiz olmadı demiş. Oldu. Samet Akaydın konusunda hatta takasa gidilecekti. Samet Akaydın demişken Samet'i Samet Samet'i Samet bugün verseler demiş. Bugün geri alırım. Samet gibi stoperi nereden bulacağız demiş. Doğru. Bir bizim Fenerbahçe taraftarı sevmiyor. Beğenmiyor. Hocam hataları var. Ulan bana dünyada bir tane stoper gösterin. Hiç hata yapmamış. Hocam yavaş. Hocam hantal. Hocam şöyle. Hocam böyle bizim sistemimiz çok iyiydi değil mi? Ondan Galatasaray'a orada burada yenildik. Yani sanki bizim sistem çok iyiydi de değil mi? Sıkıntı orada. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Miha Zays transfer listemizde yok demiş. Doğru Miha transfer listelerinde yok çünkü Fenerbahçe'nin uzatacak. Ama bu cümle Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemesinde elini güçlendirir. Bu arada Serdar Ali der, Üzülerek duyuyorum ki İsmail Kartal kaleci transfer önceliğimiz değil diyormuş. Ali Koç bu zamana kadar kaleci transferini Kent ve Ceko gibi bitirse iyi olacaktı diyor. Yani, Al bak yaptım ettim diye. Eee yani ya ben kaleci konusunda bilmiyorum ya. Türk kaleciler bana biraz daha cazip geliyor. Aa, form grafiğinin yükselmesi lazım onu da belirteyim. Kabul ediyorum yani. Ama Türk kaleciler biraz daha cazip geliyor bana. Hmm, ee, İtna, Jorge Jesus, William Arao ve Diego Rossi'nin ismini al Hilal yönetimine verdi dediler. Birkaç gündür bu da dolanıyor. Ben doğrulatamadım. Hala doğrulatamadım. Jesus Arao'yu çok istedi. Al Hilal hocasının isteğini geri çevirmedi. 5,5 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor demiş. Yabancı bir haber kanalı. Ben hala ısrarla söylüyorum. Ben bunu doğrulatamadım. Ah keşke doğru olsa. Her iki oyuncuyu 15 milyon euroya göndersek. 15 milyon euromuz olsa. Transferde de elimiz daha da güçlense. Fenerbahçe Portekiz'de oyuncu Miguel Crespo'ya Crespo'ya iki yönlü bir teklif sunmuş. Merak ediyorum nasıl bir teklif? 1.5 milyon euro civarında yeni bir sözleşme imzalanabileceği belirtilmiş yıllık ücret muhtemelen. Zannetmiyorum. 10 milyon euro civarında bir teklif getirmesi oldu. Bu yönde bir teklif gelirse Crespo'nun ayrılmasına izin verilecek diye. Bu doğru arkadaşlar. 8 milyon euro'luk bile bir teklif getirirse Crespo'nun ayrılmasına izin verilecek. Çünkü geçen sezonu kötü geçirdi. Yani kötü geçirdi. Form grafiği düşüktü. Yani hiç oynamadı neredeyse. O yüzden bunlara çok takılmayın. Normal. Samat da Fenerbahçe arasında fesih görüşmeleri sürüyor. Ben Samat'tan kalmayacağını size garanti veririm. Hocam yok Ali Koç seni yalancı çıkarır. Yok zannetmiyorum. Bu sefer çıkarmayacak. Ama sosyal medyada bir haber gördüm. Samat da Fenerbahçe'den tüm alacaklarını istedi diye. Merak ediyorum ne alacak daha? Canımızı mı alacak? yani alacağı bir şey yok arkadaşlar. Küfür, beddua, hakaret gibi şeyler dışında alacağı bir şey yok. Ya ben diyorum bak Jorge Jesus olayını şey yapamam. Ha. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Laf arasında güzel bir duyum vereyim. Premier Lig'den 1 6 numara ve 1 8 numarayla görüşme halindeyiz ama isim yok. X Haka'yı soruyorlar. X Haka değil. Çaka diye mi okunuyor? Ya, o değil. Ona garanti veririm. Atilla satılı satılır iki stoper alınması gündemde ama Atilla Salahi'ye gelen tekliflere bakacağız. Bekliyoruz. Başka? Bekao Fenerbahçe Udinese'nin Rodrigo Bekao transferinde istediği insanüstü fiyattan dolayı geri çekildi arkadaşlar. Yani yüksek bonservis talebi nedeniyle geri çekildi. Ve Torino'da Bekao için 7 milyon euroya kadar teklifi yükseltti. Oyuncunun gönlü bizden yana. Çünkü Fenerbahçe, özellikle Brezilya futbolcuları cezbeden bir kulüp. BKA'ya en yakın olduğu kulüp Torino diyebilirim. Fenerbahçe BKO için teklifini yükseltmeyecek arkadaşlar. Bunu çok kendi aralarında konuştu yönetim yani olmadığı için. Ama bir Nino sürprizi olabilir. Her an bu tip bir sürprize hazır olun. Fenerbahçe Cuadrado'ya yıllık. 3.7 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş. Cuadrado'nun kısa süre içerisinde yanıt vermesi bekleniyormuş. Vallahi bu Cuadrado ismine ben normalde çok sıcak bakmazdım ama sağ kanada Cuadrado'yu becerebilip atarsan sol kanada da hani bir Perisic yaparsan verdiği 8'e çekersin dünyaca ünlü bir 8'in olur. Sağ kanadın, sol kanadın yani sağ bekin, sol bekin garanti bir kanat kanat beki olur. Zaha'yı çekersen Kanadın da iyi. Forvetinde Ceko var zaten. Geri kalan da biraz toparlarsın. Kuadrado ha, 3.7'yi hak ediyor mu? Bence etmiyor ama bakalım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Rahmi Koç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişler. Bunu niye haberim için aldım? Olması gereken bu. Fenerbahçe siyasetten uzak durur. Allah'ını seversen diğer takımlar siyasetin kucağına oturmuş, içine girmiş banyo yapmış, birlikte aynı evde kalmış durumdayken ben Fenerbahçe uzak duracak. Durmayacak. Ben Ali Koç'un yerinde olayım Cumhurbaşkanlığının kapısını aşındırırım. Ama Ali Koç'un bu görüşmesi Beşiktaş için. Merak etmeyin. Fenerbahçe'nin iyiliğine değil. Yani Beşiktaş'ı şampiyon yapın diye. Sezon sonunda da görürsünüz Beşiktaş'ı şampiyon yaparlar. Ali Koç'un bu görüşmesi işe yarar. Fenerbahçe Spezia'nın Polonyalı kalecisi Bartlomiej Dragovski için kulübüne resmi teklif yaptı demiş. TMVMV. E, Arkadaşlar bu resmi teklif demeyelim de e, ilgi mektubu diyelim. Hocam bu isim doğru mu? Yani ilgi mektubu diyelim. Çünkü resmi teklif yaparsan baya baya şey olur. Oyuncu 25 yaşında. 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Yani e, Kolonyalı kaleci ilgimiz var. Ama bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Sıradaki Dominik Livakovic için Fenerbahçe 10 milyon euroluk bir bonservis bedelini aşağı çekmek için çaba harcıyor demiş. 10 milyon euro 10 milyon euro diyorlar. Düşmüyorlar. Fenerbahçe de düşürmek istiyor demiş. Zaten 4 milyon euro deseler bugün Livakovic Fenerbahçe'de. Yani eğer bunu yaparlarsa Livakovic Fenerbahçe'de. Ama 4 demiyorlar. Hatta biz 5'e 6'ya 7'ye de çıktık. Bonuslarla şampiyonluk bonusu falan 7'ye de çıktık. Kabul etmiyorlar. L, onu da söyledik. Başka. Hoffenheim Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Alexander Dijiku'yu 4 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş. Alexander Dijiku. Dijiku. Herhalde diye okunur. 8 milyon euro piyasa değeri var. 1.82 boyunda. Bakın 1.82. Demek ki hızlı bir stoper. Ana milli takımının 21 kez formasını giymiş. Bir golü var. 9 Ağustos 94 doğumlu 28 yaşında. 28-29 olacak. Sağ ayaklı Fransız oyuncu ama ana milli takımda oynamış. Orayı seçmiş. Kariyerinde 10 milyon euroya kadar transfer market değeri görmüş. Başka bir şey yok. Bu arkadaş boşta. Bu arkadaşın şartları sorulmuş olabilir. Tamam mı? Dijiku'nun şartları sorulmuş olabilir. Ben bir şey diyemem. Ee, hani Atilla Salahi ve Nelson'la karşılaştırmış bir yer. Ve orada baya baya oyuncu öne çıkmış durumda. Kenan Piriç. Hatırlarsınız geçen sezon Ayakar Larnaka'nın kalecisini aldık alıyoruz gitti gidiyor falan demiştik ama hiçbir temas kurulmamış futbolcuyla onu da söyleyeyim. Sercan Hamzoğlu, İsmail Kartal'ın muhakkak bir sol bek isteği var. Ayrıca iki de yıldız kanat oyuncusu bakılıyor demiş. Yıldız kanatlara okey derim. Doğru derim ama hani sol bek oyuncu bende tam tersi. Sol bek alınmayacak şekilde. Bendeki duyum bu şekilde. Ama Sercan Hamzoğlu tabii ki de güvenilir bir isim. Onun duyumu daha doğrudur. Steven Gerrard'ın teknik direktörlerinin yaptığı al ittifak Thiago Alcantara'yı transfer etmek istiyormuş. Adı bizimle anılan Thiago Alcantara. Fenerbahçe'de transfer etmek istiyor diyor Sky Sports ne. Arabistan kulübü yıllık 30 milyon euro teklif etmiş. 3 yıllık sözleşme imzalamış. Hayırlı olsun. Şimdi iki tane isim vereceğim. Birisi Canat'ın Bamba. Mükemmel bir isim. Müthiş bir isim. Ama kafalarda çok soru işareti olan. ikinci isim de Davinson Sanchez. Yani iki tane isim arkadaşlar size. İki sürpriz isim. Bamba'nın kulübü yok. Boşa çıktı. Canıtım Bamba 20 milyon euro piyasa değeri var. Boşa çıktı. 27 yaşında. Her yani iki kanatta da oynayabiliyor. Daha önceden de bir temasımız vardı. Kariyerinde 296 maç 44 gol 50 asist 21.890 dakika süre almış bir oyuncudan bahsediyoruz. İlgimiz vardı ee, ama bakıyoruz. Davinson Sanchez biz Tottenham'la görüştük arkadaşlar. Davinson Sanchez için görüştük. 1.87 boyunda stoper. E, 54 kez milli takım forması giymiş. Sözleşme bitiş tarihi 2024. Bir yıl kaldığı için göndermeye sıcaklar. Ancak 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. Yani 15 milyon euro kılçıksız. Yoksa futbolcu olabilirdi. Ee, hani Dijiku görüşmemiz vardır. Davinson Sanchez de vardır da sonuç belirsizdir. Başka QPR, Luton Town ve Fenerbahçe Asmir Begovic ile ilgileniyormuş arkadaşlar. Asmir Begoviç kimdi ya? Çakma şey gibi. Asmir Begoviç Yaş 36, 800 bin euro kaleci. Yok arkadaşlar 36 yaşında bir kaleciye talip olacağımızı çok sanmıyorum. Yani yapar. Hani bildiğimiz Ali Koç yapar yapmasın ama bunu sanmıyorum. Uzun lafın kısası arkadaşlar şöyle duyumları tekrar bir gözden geçireyim kısaca. Canatın Bamba yoklama çekilmiştir ama şartları ağırdır. Davinson Sanchez futbolcu okey olabilir ama kulübü no no. Mert Müldür 2.5'a verirlerse bugün bizde. Rakowski geçiniz. E, Ticiku, bir görüşme sağlanmıştır. Fiyatlar şartta. Thiago Alcantara bir yoklama çekildi. Yüzde yüz eminim çekildi. Ama olmayacak gibi. Umut Nair her an kap gelirse şaşırmayın. Nino olabilir. BKO iptal. Ha, belki de bir taktik yapıyoruzdur. BKO'yu versinler diye ama iptal. E, Quadrado olabilir. Livakovic'i geçiniz. Altay bonserviste gidebilir. Serdar Aziz bir yere gitmiyor. Kenan Piriç'e ilgimiz yokmuş. Ahmet Akaydın'ı konuştuk. Başka Serdar Dursun gidici. Ama bakalım nereye gidecek. İrfan Can Kahveci Rus kulüplerine dikkat edin. Ya Zayt uzatacak gibi. Arao Rossi'ye dediğim gibi şey yok. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.